Ben hastalarımızın Bursa'ya gitmesindense Balıkesir Devlet Hastanesi'nde aynı psikiyatrist arkadaşımıza tekrar tekrar gitmelerini şiddetle öneririm. Umuyorum 6 Eylül'de de özel Balıkesir'de psikiyatri uzmanları gelir ve daha kolay ulaşılırlar. Aynı sevgideki Levent arkadaşımız gibi. Tekrar tekrar aynı doktora gitsinler. Bu çok önemli. Yani ilaç bana yeni etki yaptı. İlaç beni uyutmadı ya da ilaç beni çok uyuttu. Lütfen aynı doktora gitsinler. Lütfen aynı arkadaşımız görsün. Her ilaç herkese aynı tesiri yapacak diye bir şey var Hayır. mı? Hani Kesinlikle yok. Bir ilaç size çok iyi gelir. Öbür ilaç öbür kişiye acayip baş ağrısı yapar, karaciğer enzimini yükseltir, maniye sokar. Size çok kötü gelen bir şey öbürüne harika oturur. Sizi maniye sokan şey öbürünü tam dengede tutar. Ben bir manik hastamı hatırlıyorum. 9 yıldır izlediğimiz, şu an üniversitesini bitirdi, iş buldu, çalışıyor. Pırıl pırıl bir genç kızımız oldu. Liseden beri izliyoruz. Bu hastamız yani bir Prozac tabletin üçte biriyle maniye girebiliyor. Yani sıvı olaraktan. Normal düz çizgideyken verirseniz bir Prozac tabletin üçte biriyle maniye girebiliyor. Hani diğerinde hiçbir şey olmayabiliyor diğer hastada. O kadar zemini kaygan olabiliyor insanların. Hasta depresyondayken de çok farklı manideyken hani aynı hasta, bırakın farklı hastayı, aynı hasta, aynı ilaca depresyondayken ve manideyken bambaşka tepkiler veriyor. Bu yüzden takip çok önemli. Bu yüzden dosya takibi çok önemli geliyor bana. Şimdi Bu ilaçlar konusunda bir şey sormak istiyorum. İçerisindeki etken maddeden mi kaynaklanıyor yoksa markanın değişmesi de bu da farklılık çok arz ilginç ve eder mi? güzel bir soru. Şimdi Sağlık Bakanlığı eşdeğer ilaç dediği sistemler oluşturmuş. Ve orijinal ilaç mesela örnek veriyorum halk biliyor diye Prozac. Muadil ilaç Florac, Fosac ve Defset. Ya da Cipralex orijinal, Sitoles muadil. Fakat nedenini bilmiyorum bunun. Bir hasta aynı hasta Sitoles çok iyi gelirken Cipralex iyi gelmiyor. Çok sayıda hasta var. Bunun iki bölüm bunu. Bir kısmı Prozac'la çok iyi. Fosac veriyor bir eczacı mahvoluyor. Fosac veriyorsunuz. Prozac veriyor mahvoluyor. Yani bu kafaya taktığından mıdır? Bizim hastalarımız çok takıntılıdır. Hani aynı doktor aynı ilaç olacak diye. Yoksa gerçekten etken madde midir? Sanırım bazı kişilerde etken madde önemli. Çünkü çok iyi tanıdığım, bilinci çok iyi hastalar bile hani etken maddesi aynı olmasına çok ikna olmuş hasta. İlacın farklı aldığında diyor ki doktor bey bu baş ağrısı yapabiliyor diyor. Muhtemelen bu etken maddenin bir kısmının saf olmamasıyla bazı muadil ilaçlarda dozun fazla ya da az olmasıyla mesela bazı hastalar muadili daha iyi buluyorlar. Belki de daha fazla konuyor içine bilmiyorum yani. Ama kişinin deneyerek anlamasının dışında bir yol yok. İlaçlar da öyle. Hastaya diyorum ki mesela ilacın denenerek bulunması gerek. Size hangisine iyi geldin? Hani zannediyor ki bir test var. Kan testi, penisilin testi falan gibi böyle bulunacak. Hayır böyle değil yani. Böyle bir yol yok. Kullanıyoruz ve sizdeki etkisine bakıyoruz. Bu etki Prozac sizi maniye sokuyorsa biz onu işaretliyoruz. Mesela onun gibi grupları kullanmıyoruz. Edronax maniye sokuyorsa sizi adrenerjik grupta bir ilaç. Edronax, Efexor, XR gibi ilaçlarımızı kullanmıyoruz. O grubu çıkarıyoruz. Bunu dosya notu almamız gerekiyor. Bu kadar durum hassasken bir sizin elinizde ayar, bir başkasının elinde ayar Çok muhakkak. iyi bir fikir değil o. Yani lütfen aynı doktora gitmeye çalışsınlar. Bu grubu çıkardığımızda aslında biz sizin hastalık profilinizi, beyindeki kimyasal profilinizi, karaciğerinizin nasıl etkilendiğini biliyor oluyoruz. Bu çok hoş bir şey. Tabii. Aynı doktorda izliyorsa ki artık çoğu doktorumuz sabit devlet hastanelerinde.
Uzun dönem gidecek, uzun dönem tabii yaşanacak demektir. Tabii. Referans zaten çok önemli. Yani neredeyiz, ne yapıyoruz bilmek evet, çok çok önemli. Çok önemli. Hani kalesi olmayan bir şey futbol maçı mümkün mü kimin kime gol atacağı hedefi olmaz değil mi? Hani ya da boşlukta düşünün kendinizi. Hani şimdi, böyle... Referans kısmı şu anlamda da çok. Şimdi sırf ilaç diye düşünmeyin bunu. Adamın normal hali biraz hipomanik. Hafif canlı. Mesela arda arda görünce canlı görüp manitam geçmemiş diyebiliyor. Ya da depresif hali adamın verimini düşürüyor. Ama uykun iyi mi? İyi. Düşünceler var mı? Yok. İştahı nasıl? Tamam. Ama çok verimli değilim ben dediğinde olacak o kadar deyip geçebiliyor. Ama adamın işi farklı. Yani tekrar tekrar gördüğünüzde o iyilik halini görüyorsunuz. Adam bir düz çizgiye geldiğinde doktor bey benim normal halim bu diyor. Ben aslında böyle yaşıyorum diyor. Ha o oturuyor sizde. Siz o zaman aşağı indiğinde onu görüyorsunuz. Pek çok hasta, depresif hasta, double depresyon, çifte depresyon denen bir şey var. Hasta distimik. Fakat bunun üzerine bir depresif atak geçiriyor. İntihar düşünceleri gelişiyor. Hastayı tedavi ediyorsunuz. Önceki hali distimik yine. Düşünceler geçti mi geçti. İşe gidebiliyor musun? Gidebiliyorum. Ama hasta distimik hala. Hala depresif düşünceleri var. Çünkü distimi majör depresyon gibi kısa süre ilaç tedavisiyle geçmiyor. Çok daha yüksek doz istiyor. Ve çok daha süre. Uzun süre istiyor. Hasta sanki depresyondan çıkmış gibi ama aslında bazı bulguları artık bulguları devam ediyor ve hasta kronik bir depresif hasta olarak duruyor. Hı hı. Yani bunlar çok sık yapılan hatalar. Bu yüzden dosya takibi önemli. Ama siz o hastanın normal halini bilirsiniz. Ailesiyle konuşursanız. Eşi bir kere geliyor bir kere gelmiyor. Babası bir kere geliyor bir kere gelmiyor. Eşi söylüyor size bu evlendiğimizde böyle değildi. 3 yıl sonra babasını kaybetti. Ondan sonra böyle bir indi. Bir daha çıkamadı ama son bir aydır çok kötü. Hani siz buradan çıkarabiliyorsunuz. Hasta anlatamıyor size bazen. O yüzden hani takip dediğimiz şeyin hep önemini vurguluyorum. Afektif bozukluklarda takip her şey. Evet. Hemen merakımdan soruyorum. Hani burada yeri var mı yok mu bilemiyorum ama özellikle böyle muayeneye gelecek olan hani rahatsızlık hisseden kişi mutlaka birisiyle mi gelmesi doğru olanı? Mesela biz herhangi bir rahatsızlığımıza tek başımıza da gidip çözümleyebiliyoruz bunu. Bazen hani yanımızda birisinin olması güven veriyor. Bazen de yardımcı oluyor gerçekten hani oradaki işlemleri yapılması konusunda ama hani psikiyatri konusunda birisiyle yanımızda birisinin olması mı daha iyi yoksa tek başımıza da çözümleyebiliyor muyuz? Tanıya bağlı. Bakım gerektirecekse bence bipolar, afektif, şizofreni, psikoz grubu ve bunamada yanında biri olması çok önemli. Hı hı. Çünkü onu da eğitmemiz ve anlatmamız gerekiyor. Çok iyi bir soru. Çok teşekkür ederim Ayşegül Hanım. Ayşegül Hanım bu tip hastalarda bakım veren bizim için çok değerli. Çünkü hasta depresifken ve manideyken işlevsiz. Biri onun adına tedavi ve işlemleri yürütmeli. O işin önemini ve ciddiyetini kavramalı. Bunu yapmazsanız hasta manideyken ya da depresyon, yani eşini eğitmezsek uykusuzluğu gözlemleyen o. Hastalık başladığında içgörü kayboluyor. Ben hastayım diyemiyor hasta. O yüzden çok az hasta diyebiliyor ya da. O yüzden eşinin oradaki gözlemi, bakım verenin annesinin babasının gözlemi çok değerli oluyor. Ve hasta yakınlarını da bulgular konusunda eğitmemiz gerekiyor. İlacın önemi, kişilik sabitleyicinin önemi, yaşamın nasıl düzenleneceği, vesayetin ne olduğu, hangi durumda ne yapılacağını hasta yakınlarına anlatmamız gerekiyor. Yoksa kişi tek başına bunu izleyemiyor. Amerikan filmlerinde gördüğünüz sokaktaki evsizler, Türkiye'de de öyledir. Dolaşan tipler, başlarını takip edeni olmayan psikotik hastalardır. Yani psikotik hastanın takibi yoksa dağılıyor hastamız. Afektif bozukluklarda da bu böyle. Hasta kararlarını veremiyor. Büyük oranda sıkıntıya giriyor. Bu bunamalarda da böyle. Ne yazık ki biz geçen programda konuşmuştuk. Bu arada bir şey oldu. Bir hemşire arkadaşımızın
anneannesinde bunama var. Dedim getir bize, biz ilgilenelim. Ya parası yok, gelemiyor dedi. Neden parası yok? İşte dedesi anneannenin paralarını çalıyor. Yani eşi. Dede ninenin paralarını çalıyor. Neden çalıyor? Tekrar evlenecekmiş. Yani dedim ki sadece ninen değil, deden de bunamış durumda. Yani kişilik değişmiş durumda. Biri bunları yönetmesi. Yani yakın bir eve alt katı alın, bakın. Çünkü onlar bunu ayarlayamıyorlar. Birbiriyle de kavga ediyorlar. Evet. Parayı saklıyor, o unutuyor, sen aldın diyor. Yani bunları onların kotarması mümkün değil. Süreci böyle götürmeleri mümkün değil. Bırakın bunları, ilaçlarını toparlayamıyorlar. Çünkü sadece hastalık değil, atak döneminde çok güçlü ilaçlar veriyoruz. Unutkanlık yapıyor, uyku yapıyor. Birini uyandırıp ilacı aldırması lazım. Yoksa kasılıyor hasta. Ya da ilacını unutuyor, alıp almadığını unutuyor. Birinin bunu takip etmesi lazım. Bu olmadığında tedavide çok zorlanıyoruz. Çok büyük sıkıntıya giriyoruz. Ben bu tip gelen hastalarda eğer kendinde değilse genellikle uyuyamıyorum diye gelir. Lütfen aklı başında biriyle, kardeşin, baban, eşinle birlikte tekrar gel diyorum yani. Tekrar gel. Ve çok da değerli olduğunu düşünüyorum bunun. Çok önemli bir sorundu. Ben atladım ama siz söylediğiniz çok teşekkür ediyorum. Evet. Küçük bir aramız olacak. Aranın ardından tekrar izleyicilerimize devam edelim.